biz tarih şöyle telaffuz ettik. 29 Ekim itibariyle biz işlerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Ama biliyorsunuz 29 Ekim'de Marmaray açacağız. Marmaray başlı başına büyük bir proje, asrın projesi. Ama o kadar önemli diğer büyük projede Ankara-İstanbul hızlı tren projesi. 533 kilometre. Şu vadi dile gelse de burada yapılan işleri anlatsa. Burada da bir şeyimiz yok. Hedefimiz 29 Ekim'de hattı hazır hale getirmek. Ama daha önce de ifade ettik. Burada da ifade edeyim. Kafalar karışmasın. Aynı tarihte açacak değiliz. Açmayacağız. Çünkü bu iki büyük proje bir günde açılacak proje değil. Önce Marmara'yı açacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın uygun olduğu, en uygun olduğu takvimleri tarihte de bu projeyi açacağız. Ama biz hazır olmanın derdindeyiz. Projeyi hazır yapacağız. Sonra açılış ondan sonra olacak. Bunu bir netleştirelim. Sonra efendim 30 Eylül, 29 Ekim ne oldu filan. Asıl olan açılış tarihidir. Açılış tarihi şu anda bu senenin içerisinde. Tarih 29 Ekim'de başlar. Pencere. 30 Aralık'ta kapanır. Bu pencere içerisinde uygun bir tarih seçilip açılış gerçekleştirilecek. Birisi bu Dikenli Vadisi varyantı. Dikenli Boğaz. Yani Vezirhan Gölpazarı yolu. 7 kilometrelik yol. Bunun da başına bir takım işler geldi. Mevzuat, hukuk, mahkeme filan. Zayıf yüklenici derken. Bunlardan gecikti. 4,5 kilometresi şunun. Şu anda trafik hizmeti veriyor. 2,5 kilometrede de yoğun bir çalışma var. Yani Eylül ayı sonunda en geç tamamında geçiş rahatlıkla sağlanmış olacak. Bu bir. İkincisi Gölpazarı Yeni Pazarı. 34 kilometre. Bunun da ihalesini yaptık. Şantiyesi kuruldu. Şu anda arazide çalışmalar başladı. 3. Bilecik Yeni Terminal Kavşağı. Belediye Başkanımızın da özellikle üzerinde durduğu bir projedir. Kavşak yapımı çalışması biliyorsunuz orada da devam ediyor. Bu da Eylül sonunda tamamlanmış olacak. Vezirhan Gölpazarı yolu Sati kaplamalı olarak tamamlanıp trafiğe verir. Bizim hızlı tren, yüksek hızlı tren projeleriyle ilgili 2023-2035 hedeflerimiz var. Yakın vadede yapılan işler belli. Nedir? Ben size söyleyeyim. Başlanan işler. Ankara-İstanbul devam ediyor. Eskişehir-Konya bitti. Ankara-Konya bitti. Ankara-Eskişehir bitti. Eskişehir-İstanbul etabı, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul bitecek bu sene sonu itibariyle. Devam eden Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas hattı. Bu devam ediyor. İkinci devam eden Ankara, İzmir hattının birinci kesimi yani Afyon'a kadar olan bölüm. Diğer kesimlerinde ihale bu yıl içerisinde yapacak. Diğer bir konuda Bursa'dan Bilecik'e bağlanacak kısmın Bursa Yenişehir kısmı yapım çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlar Mısır'da yaşananlar büyük bir faciadır, büyük bir katliamdır. Hiçbir idare
ister askeri idare olsun, ister diktatörlük olsun, kendi halkına silah doğrultamaz. Yüzlerce, binlerce insanı gözünü kırpmadan katledemez. Bu bir insanlık suçudur. Bunu direnişçileri hizaya getireceğiz diye izah etmek başka bir çılgınlıktır. O da kabul edilemez. Mısır halkı hangi taraftan olursa olsun birbirine düşürülmeye çalışılması, ülkenin iç savaşa sürüklenmesi büyük bir felakettir. Çünkü Mısır bölgenin 100 milyona yakın nüfusuyla en etkin ülkesidir. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun en etkin ülkesidir. Ve uluslararası camia, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupa Birliği, Amerika bir kez daha çifte standardı bırakıp insan hayatının değerinin ne olduğunu bu vahim olay karşısında tekrar değerlendirmesi gerekir. Herkes aynı kararlılıkla mevcut idareyi en etkin şekilde uyarması lazım. Bu hiçbir zaman Mısır'ın iç işi gibi düşünülemez. Eğer dünyanın neresinde bir insan ölüyorsa, buna duyarsız kim kalıyorsa, öldürenler kadar da sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk dünyanın, insanlığın imtihan edildiği bir süreci de beraberinde getiriyor. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye olarak başından beri biz Mısır'da demokrasinin tekrar kurulması, vatandaşın taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi, tutuklu bulunan başta seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere bütün liderlerin serbest bırakılmasını bekliyoruz.